Şu anda misafiri olduğumuz ama yarın öbür gün ev sahibi olacağımız Hendek mezarlığımızda medfun bulunan cümle mümin ve müminata da Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bizlere de hayırlı akıbetler ihsan eylesin. Salgın sürecinde hastalıkla mücadele eden hastalarımıza Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Büyüklerimizin bir duası vardır. İki güzeli ihsan eylesin. Ya dünyada sağlığı ya ahirette iman selametini hepimizin beklentisi olur. Rabbim bizleri bu dünyanın kadri kıymetince değerlendirip ahirette kazananlardan olmayı Rabbim bizlere nasip ve müyesser kılsın. Doğduk ve şu anda ölüme doğru yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzde Rabbim bizleri mahcup eylemesin inşallah. Yaşadığımız hayatın süresi bellidir. Uzatmadan sadece şunu hatırlatmak isterim. Nuh aleyhisselamdan bahseden bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak 1000 seneden 50 sene az, yani 950 sene kavmiyle beraber bulundu diye ifade eder. Yani 950 sene yaşadı, ömür sürdü, o kadar uzun yaşadı diye ifadeye dikkat buyurunuz lütfen. Kavmiyle beraber bulundu. Yani sanki oturdu, iki bardak çay içti ve gitti der gibi. 950 seneden bahsediyor ayet-i kerime ki bizim yaşadığımız standart 70, 80, 90 bilemediğiniz biraz fazla ama kalitesi bellidir. Allah ahiret güzelliği ihsan eylesin. Asıl hayat ahirettir. Efendim teşriflerinizden dolayı ben Sayın Başkanım ve aile efradı adına hepinize şükranlarımı sunuyorum ve sormak isterim. Çünkü amcamıza yapabileceğimiz şu anda hayır dua yanında varsa üzerimizde haklar, helalliktir. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder helal misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Kamil amcamıza da rahmet eylesin. Onu merhametiyle karşılasın inşallah. Cümle geçmişlerimizi de rahmet eylesin inşallah. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine.